Facebook, Twitter gibi sosyal medyalar neden mavi? Ya da evlerde kullanılan dolaplar ya da parkeler neden kahverengi? Mesela lokantalardaki menülere hiç dikkat ettiniz mi? Hepsi kırmızı. Sebebini hiç merak ettiniz mi? Gelin biraz açıklayalım. Mavi, insana rahatlık ve huzur veren, dinlendirici bir renktir. Dinlenme mekanları ve yatak odası için uygundur. Sakinleştirici etkilerinden dolayı çalışma mekanlarında kullanılmamalıdır. Demek ki bu yüzden sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyormuşuz. Kırmızı, bir nevi gücün simgesidir. İnsanı harekete geçirir. Hareketliliğin ve azmin ihtiyaç duyulduğu yerlerde kırmızı kullanılması uygundur. Kırmızı renk, iştah açıcı olmasının yanında zaman kavramını da unutturmakta ve uykuyu kaçırıcı etkilere de neden olmaktadır. Bu nedenle özellikle yemek odalarında ya da lokantalarda tercih edilebilir. Siyah, ışığı emen ve yok eden siyah, hüznü, yalnızlığı, sıkıntıları ve endişeleri hatırlatarak karamsarlığı arttırıcı etkiler gösterebilir. Siyah renk aynı zamanda gücü, soyluluğu, ağırbaşlılığı, hırsı ve tutkuyu ifade eder. Gücü ve soyluluğu çağrıştırdığı için makam araçlarında en çok kullanılan renk siyahtır. Siyah renk hakim olduğu ortamlarda gizem katar. Karamsarlığı arttırabileceğinden dolayı özellikle çocuk odalarında kullanılmamalıdır. Konsantrasyonu arttıran bir renktir. Bu yüzden bilgisayar, televizyon gibi elektronik eşyalarda konsantrasyonu dağıtmamak amacıyla siyah renk kullanılmaktadır. Beyaz, saflığın ve temizliğin simgesidir. Huzur ve güven verir, düşünce gücünü arttırır. Bu yüzden hastanelerin iç kısmı beyaz renklere boyanır ve ilaç kutularında da aynı şekilde beyaz renk kullanılır. Soğukkanlılığı, asaleti, masumiyeti, istikrarı ve devamlılığı temsil eder. Sarı. Sarı, ışığın, sevincin, üretim ve verimliliğin rengidir. İnsana sevinç ve coşku verir. İlham vericidir, bilgiyi ve bilgeliği ifade eder. Sarı renk insanda duygu ve zihin karmaşıklığına neden olduğu için çalışma ortamlarında kullanılması tavsiye edilmez. Yeşil, hiç şüphesiz tabiata hakim olan renktir. İnsana huzur verir ve rahatlatır. Aynı zamanda umudu, yeniliği, gençleşmeyi ve yeniden canlanmayı çağrıştırır. Bu nedenle kremlerin ve cilt bakım ilaçlarının üzerinde yeşil renk kullanılmaktadır. Kahverengi, ciddiyet, dayanıklılık, sadelik ve dostluk sembolü olarak kabul edilir. Zeminde kahverengi kullanmak toprağın güvenliğini hissettirir. Bu nedenle parkelerde ve dolaplarda dayanıklı ve güvenli hissini uyandırdığı için kahverengi kullanılır. Kahverengiyi seven insanlar duygusal yönleri ağır basar, sakinliği ve sadeliği severler fakat yalnızlıktan hoşlanmazlar.